Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Punch Club oynamaya devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklere devam etmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkçe çeviri için de Kırmızı Kep kanalını takip edin. Açıklamada linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan en son yamayı indirin arkadaşlar. En son patch'i indirin. Bu bölümde bazı şeylerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir yandan oyunu oynayıp şimdi öncelikle şey diyorsunuz, neden izlenmeler düştü falan filan gibi sorular soruyorsunuz. Açıkçası ben bunun nedenini bilmiyorum. Yani neden izlenmelerin düştüğünü, neden bir şekilde videoların daha az izlendiğini falan. Ve zaten buna tam olarak en önemli şey değil bu benim için. Ya elbette önemli de, yani bu benim hayatımı oluşturmuyor yani bu sorun. Çünkü çok önemli şeyler var. Çok önemli şeyler var. YouTube'daki küçük bir sorun, sapsaçma bir sorun, yani benim hayatımdaki daha ciddi sorunların önüne geçemiyor. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, benim şehrimde iki tane patlama oldu. Yani iki tane patlama oldu. Tabii ki Ankara'da oturanlar, çevresinde oturanlar ve Türkiye'deyseniz özellikle siz de etkilendiniz bundan. Ama şöyle söyleyeyim, ben size son Ankara terör saldırısından sonra, patlamasından sonra en az 3 tane, yanlış olmasın 4 tane tanıdık insan şehit oldu. 3 tanesi de hepiniz gibi pırıl pırıl genç, kimisi evli, kimisi nişanlı, kimisi çocuk bekleyen gençler, pırıl pırıl gençler, askerler, az subaylar. İşte orada çalışan memur, onu da tanıyordum. Yaşlı bir adamdı yani. Onu da tanıyordum. Yani sonuçta küçük bir şehirdeyim ve herkes birbirini tanıyor. Tamam, buraya 4 tane şehit geldi arkadaşlar. Ben bu dururken, aman efendim YouTube'da şu kadar izlenme almışım, bilmem ne olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, bunlara hiç uğraşamayacağım. Ben bunları şu yüzden söylüyorum. Her videomun altına artık niye izlenmeler düştü? Niye şöyle oldu? Niye böyle oldu? Bada 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 yorumlar yazıp durmayın, çünkü cevabını bilmiyorum. Yani uğraşmak da istemiyorum. Eğer böyle bir kaygınız varsa, eğer bundan rahatsız oluyorsanız, yani bu düşüşlerden, lütfen gidip YouTube'a yazın bunu. Ya YouTube'a direkt olarak yazın. Ya ben arkadaşım, ben bu adamın kanalını seviyordum. Bu adamın kanalımda bu kadar izlenmeyi hak etmiyor, ya da bu kadar beğeniyi hak etmiyor, bu kadar ilgiyi hak etmiyor, daha fazla ilgi olması gerekiyor falan gibi şeklinde YouTube'a sürekli yazın arkadaşlar. Geri bildirim gönder var altta. Oradan yazabilirsiniz. Yani ben bunu çözemiyorum. Yani bir sorunsa eğer, ben bunu çözemiyorum. Eğer ben sıkıcıysam, sıkıcı olduğum için izlenmiyorsam, onun da bir yapacağım bir şey yok. Yani beni sıkıcı bulan bir insan, izlenmeyecek bulan bir insansa gitsin, kimi neşeli buluyorsa, şey buluyorsa, eğlenceli buluyorsa, harika biliyorsa gitsin onu seyretsin. Bunda da bir problem yok. Yani benim derdim bütün insanların izlenmesini çekmek gibi bir şey de değil. Bütün insanlardan YouTube'da olup da video çeken diğer arkadaşlardan abone çalma gibi bir derdim de yok benim. Hiçbir zaman da olmadı. Ya zaten çoğunlukla ben 2011 yılında başladım bu oyun videosu işine ve bir sürü kişiye yardımcı oldum. Ya eğer onların başarısında tuzum biberim varsa ne mutlu bana. Hani ben tutup da onlardan abone çalacak, her gün onları, onlar hakkında atıp tutacak, ne bileyim, onlar üzerinden
sizin teriminizde prim yapacak bir insan değilim, hiç umurumda da olmaz. Hatta hani mesela bana şu şöyle söyleniyor, işte falanca şu kadar abone oluyor, alıyormuş günlük, şu kadar izlenme alıyormuş, ben mutlu oluyorum şahsen. Ben mutlu oluyorum şahsen, yani iyi diyorum yani. Ama o alıyor da ben alamıyorum falan gibi sapır saçma kıskançlık krizlerine girecek bir adam değilim. Ya bana sanki şöyle söyleyeyim, YouTube'da bir numaralı adam olsam, bütün izlenmeleri alsam, bütün dünyanın izlenmelerini, PewDiePie falan kadar izlenme alsam ne olacak bana? Ya çünkü ben YouTube'u iş olarak almıyorum ki kendime. Hiçbir zaman da öyle görmüyorum ki. Benim tek derdim, yaptığım videoları gerçekten takip eden abonelerine ulaştırabilmek sağ salim. Ya bunun önüne bir baltalanıyorsa bu, bunun önüne bir şekilde engel olunmaya çalışıyorsa bazı kişiler ya da bazı şeyler tarafından, ben bunları engellemek zorundayım. Ama tutup da benimle hiç alakası olmayan, orada videosunu çeken başarılı bir şekilde ya da insanların eğlenceli bulduğu, ya ben belki eğlenceli bulmam ama insanların eğlenceli bulduğu kişileri çamur atarak, baltalayarak değil. Ya ben bunu istemem. Ama benim abonelerime videolarımı göndermemde, videolarımı ulaştırmamda bir baltalayan varsa, bir şekilde benim kanalıma zarar vermek isteyen varsa, bunun karşısında duracağım elbette. Eğer böyle bir şey varsa. O kadar saçma sapan bir boyuta geldi ki artık bu durum. Eğer ki böyle bir şey varsa arkadaşlar, ve gerçekten bunu neden bu kadar izlenme alıyorsun abi sen falan filan diye düşünüyorsanız, bir aboneliklerinizi bir kontrol edin. Ne bileyim, telefondan izliyorsanız telefonunuza benim gönderdiğim her video gelmiyorsa telefonunuzdan bir kontrol edin uygulamayı. O çan işareti var arkadaşlar. O çan işaretine dikkatli bakın. O çan işaretinin yanında iki tane sembolün şey olması gerekiyor. Yanında iki tane daha çizgi olması gerekiyor benim videolarımı rahatça alabilmeniz için. Ha ne oluyor? Benim mesela öyleyse eğer, benim video size ulaşıyorsa, görünüyorsa bildirim olarak, orada daha sonra izle yazıyor. Tekrar hatırlat var yazıyor. Ona basarsınız arkadaşlar, sonra izlersiniz. Ha video uzun mu geldi? Video uzun geldiyse kapatın arkadaşlar. Tekrar izle kısmını alın. Daha sonra izle kısmını alın. Ondan sonra daha sonra tekrar izlemeye devam edin. Videoları beğenin. Ya videolara yorum yapmaya çalışın. Ne bileyim. Sayfalarımı takip edin arkadaşlar. Facebook sayfamı takip edin. Twitter'dan takip etmeye çalışın. Bu şekilde çözülür bu. Ben çözemem tek başıma. Yani ben tek başıma şu izlenmeleri yükseltemem. Legal olarak. Benim izlenmelerimi yükselten siz aboneler olacaksınız. Yani siz yapabilirsiniz bunu. Ve lütfen şu videoda belirttiğim, her videoda belirttiğim şekilde videolarımı beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, videolarımı izlemeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, sayfalarımı takip edin. Sayfalarıma da şey düştü, erişim düştü. Sayfalarıma erişim düşünüyor, sayfamda da göremiyorsunuz bu sefer. Ya benden sıkıldıysanız, ne bileyim, benim için hiçbir problem yok. Yani ben zaten hiçbir zaman kimseye kendimi beğendirmek için kasacak değilim. Ne bileyim. Beğenmiyorsan dediğim gibi bir sürü kanal var. Bir sürü kanal var ya, bir sürü kanal var. Ya ben gaming videoları yapıyorsam ve gaming videoları az izleniyorsa, bunun için de yapabileceğim bir şey yok. Ben ölene kadar da gaming videoları yapmaya devam edeceğim. Değiştirmeyeceğim bunu. Çantamda ne var geçmeyeceğim yani. Çantamda ne var diye bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Umarım
beni anlayabilmişsinizdir. Ve umarım videolarım size eğlenceli geliyordur. Videolarım size yararlı geliyordur. Ve umarım en sonunda anlatabilmişimdir. Gerçekten anlatabilmişimdir derdim. Birçok videoda ben bunları söylüyorum. Birçok videoda bunları varyans ediyorum. Ama kimse anlamak istemiyor. Artık lütfen şunu anlayın. Ve başkalarının duyabilmesi için de şu videoyu paylaşın. Eğer ki benden fazla dert ediyorsanız bunu. Yani benim videolarımın altına gelip yorum yaparak bir yere varamazsınız. Yani benim videolarımın altına gelip neden izlenmeleri düştü? Neden abone azalıyor? Yani abone azalmıyor da neden abone artmıyor? Bilmem ne oluyor falan gibi şeyler söylemek yerine dediklerimi yaparsanız kısa bir zamanda yükselişi geçer arkadaşlar tekrar kanal. Tekrar özet geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim, buna zorunlu değilsiniz. Gönüllü olarak yapmanızı istiyorum bunu sizden. Gönüllü olarak yaparsanız yapın, yapmazsanız da problem değil. Zorunlu da değilsiniz. Zaten sizden bağış falan istemiyorum yani. Şimdi öncelikle bir aboneliklerinizi bir kontrol edin arkadaşlar. Bir kontrol edin bakalım. Bana abone misiniz? Bildirimlerim size ulaşıyor mu? Acaba orada bir seçenek bildirimler, bu kanaldan bildirim almak istiyorum gibi bir seçenekler açık mı yoksa onlar kapalı mı? Onları bir kontrol edin. Sonra mobil uygulaması kullanıyorsanız, yani telefondan kullanıyorsanız, uygulamadan kullanıyorsanız, YouTube uygulamasından benim kanalıma bir gelin. Orada bir çan işareti var. O çan işaretinde bir bakın bakalım. Uygulama benden size bildirim gönderiyor mu? Benim kanaldan bildirim göndermesi açık mı? Orada bir seçenek olacak. Onu görürsünüz zaten, fark edersin. O çanın üzerine bastığınız zaman bildirim al ya da bildirim alıyor ya da almıyor diye bir şey yazar orada. Genelde çanın yanında iki tane çizgi varsa bildirim alıyor demektir. Ama çan böyle boşsa, hiçbir şey yoksa anlayın ki bildirim almıyor demektir. Sayfalarımı takip edin arkadaşlar. Facebook'ta ve Twitter'ı takip edin. Bunların dışındakileri çok önemli değil takip edip etmemeniz. Facebook sayfasından duyuruları yapıyorum genelde arkadaşlar. Twitter'dan da eğer bu YouTube'dan videolarımı görmüyorsanız Twitter'dan da paylaşıyorum ki ben videoları oradan da görebilirsiniz arkadaşlar, sadece paylaştığım videoları. O sayede videoları görmüş olursunuz, YouTube'unuzda bir problem varsa YouTube kısmında yani. Eğer bunları yaparsanız çok minnettar kalırım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.